Şimdi karakter stiliyle e, genellikle sık sık e, birlikte kullanılan paragraf stilini nasıl oluşturacağına bir bakalım. O yüzden karakter stili panelimi geri aldığım yere bırakıyorum ve bu sefer paragraf stilini açıyorum. Yine çalışma kolaylığı sağlasın bana diye bunu ortaya alıyorum. E, teknik olarak e, paragraf stili de karakter stiliyle e, benzer özellikler taşır. Tek farkı ...düzenlemelerde daha fazla opsiyona sahip. Ama teknik olarak oluşturulması... ...aynı şekilde olur. O yüzden... Ee, ...paragraf stilini üç farklı... Ee, ...alan üzerinde oluşturacağım. Birincisi... ...başlıkları düzenlemek için... ...başlık için bir tane paragraf stili oluşturacağım. Bir tane gövde metnini... ...oluşturabilmek için paragraf stili oluşturacağım. Bir de... ...alt alta dizi listelemeyi... Ee, ...kolaylaştırmak için... ...başında bulut yani kırmızı... pardon büyük noktaların olduğu e, listelemeyi göstermek için ayrıca bulutların olduğu bir paragraf stili oluşturacağım. Öncelikle başlığı oluşturacağım paragraf stiliyle konuya devam edeyim. Şu üzümün olduğu yeri alalım şunu kapatalım. Burada hiçbir düzenleme yapılmadığı için bundan başlayalım. Öncelikle new paragraph stili dedikten sonra buraya başlık adı altında stilin adını veriyorum. Ve başlığı basic karakter formatlardan Arial'in ...mesela bold'unu seçebiliriz. Bunu da 12 punto yapabiliriz. Ve buradan rengini değiştirmek istediğiniz zaman... ...karakter kalıra gidip... E, ...örneğin buradan lacivert seçebilirim. Ve outline vermiyorum. E, onun dışında... ...özellikle şurada dikkat etmek gereken bir konu var. E, demin dediğim gibi karakter stilinden daha fazla sayıda parastili ile ilgili opsiyonlar var. Bunların hepsine tek tek bakmak istersek... ...birçok... E, opsiyonlu olduğunu göreceğiz. Özellikle ben başlıktan önce ve sonraki gelecek boşlukların belli bir belli bir, belli bir belirlenmiş bir e, mesafede olmasını istediğim için indents and spacing kısmından başlığımdan gelen önce gelen boşluğu ve başlığımdan sonra gelen boşluğu kendim oluşturmak istiyorum. O yüzden e, bir önceki paragraftan başlığımın uzakta durmasını istediğim için buraya 10 e, milimetre yani bir santim yazıyorum. E, bir sonraki, daha doğrusu başlıktan sonra gelmesi gereken boşluğa da 5 mm yani yarım santim yazıyorum. Ve karakter formatım da Arial Bolt 12 puntoydu. E, rengim de lacivertti. Bunu okay dediğim zaman e, paragraf stili kısmında başlık adı altında stilin oluştuğunu görmüş olacağız. Şimdi yapmam gereken şu e, çalışma alanında Toolbar'ımı iki satır yapıyorum rahat görebileyim diye. Tek yapmam gereken karakter stilinden farklı olarak artık paragraf stilinde e, ee, uygulama alanını seçmek zorunda değiliz. Çünkü bütün alanı kaplayacağı için yani satırın daha doğrusu paragrafın başladığı yerden sonuna kadar etkileyeceği için sadece bunun herhangi bir yerinde olmam yeterli. Herhangi bir yerine klik dedikten sonra başlığı seçtiğim zaman görüldüğü gibi 12 puntu Arial Bold. Lacivert renkte satırdan sonra 5 milim yani yarım santim satırdan daha doğrusu başlıktan önce de ...görüldüğü gibi bir santim boşluk var. Tabii şurada da paragrafın normal boşluğu olduğu için... ...onu kapatırsam gerçek boşluğu görmüş olacağım. Bu sadece bir başlık üzerinde yapacağım çalışmalar için geçerli. Örneğin şurada muza da bunu uygulamak istersek... ...aynı şekilde e, etki ettiğini göreceğiz. Şu normal gelen boşluğu kapatırsam... ...görüldüğü gibi benim her başlığımdan... ...önce bir santim, başlığından sonra da yarım santim... ...yani beş milim boşluk olduğunu göreceğiz. Şimdi bunu yaptıktan sonra... Gövde metnini e, düzenlemek için bir e, paragraf stili oluşturacağım. Bu gerçekten çok kullanışlı ve oldukça e, bize vakit kazandıran e, bir işlem. Yani biz kitap ya da dergi içinde farklı e, tekstler olacaktır doğal olarak. Bunların hepsini tek tek seçip e, formatlamak, düzenlemek yerine oluşturacağımız stille düzenleyebiliriz. O yüzden yeni bir paragraf stili buradan oluşturuyorum. Hatta bir küçük bir kolaylık olması açısından e, şöyle bir şey yapalım. Pardon şunu açıyorum. Eğer biz herhangi bir kısmı seçersek karakter stilini açtığımız zaman otomatik olarak onu görecektir. Bunu bir deneyelim. Yeni paragraf stili diyorum. Buraya metin dersem sanırım gövde metnini e, oluşturacak. Basic karakter formata baktığımda şu anda seçmiş olduğumu otomatik şu anda gördü. Stil Arial Regular 12.0 diyor ama ben daha dar bir yazı karakteri seçmeyi düşünüyorum. O yüzden Ariel Nero'yu seçiyorum. Ve gövde metni dolayısıyla ee, çok büyük olması gerekmiyor. Buna da 9 puntu diyorum. Bir de yazım görüldüğü gibi siyah. Bunun da çok siyah durmasını istemediğim için karakter rengime gelip Tintin'den dikkat edildiği gibi zaten Black seçili. Çünkü ben çoktan bunu seçtiğim için onu gördü. Buna da buradan 90'ı %80 ya da 90 isteğe bağlı. 80 deneyelim. 80'i seçtiğim zaman görüldüğü gibi burada da ikonda da renk değişti. Artık benim paragrafım bundan sonra görüldüğü gibi e, %80 Arial Nero'la şuradan basic karakter formatına bakalım. 9 puntu Arial Nero'la oluşacaktır. E, karakter formatlarını şöyle bir gözden geçirmek istersek hem neler olduğuna bakabiliriz. Demin zaten bunları kullanmıştık. E, Alignment'a geldiğim zaman dikkat edersek arkada benim sola blok olduğunu neden? Çünkü sağdaki satırların sadece bittiği yerlerden kesildiğini gördük. Ben bunu yine justified yani iki tarafında burada düz olmasını istiyorum. O yüzden bunu left alignment'tan e, full justify'a alabilirim ya da left justify'a alabilirim. Ama en alt satırın solda durmasını istediğim için bunu left justify ya alıyorum. Yani benim uyguladığım paragrafta bu sefer en alt satır solda olmak kaydıyla sağ taraf düz görünecektir. E, onun dışında başka değiştirmek istediğim bir şey var mı diye onlara bakıyorum. Örneğin ee, ilk e, satırında yani paragraf başının da içeriden başlamasını istiyorum o yüzden dikkat edil gibi şurada left pardon first line indent dediği ilk satırın içerideki kal, kalacak boşluğunu koyabiliriz buna da 5 milimetre yazıyorum ve metinle ilgili şu anda bu kadar düzenlemeler yaptım ve bunu okay dedim gördüğüm gibi gördüğü gibi metin şu anda ...oluşmuş oldu biraz önceki başlık içinde. Yine tek yapmam gereken metnin herhangi bir yerine hiç fark etmez. Seçmek zorunda değiliz çünkü karakter düzenlemesi yapmadığımız için. Metnin herhangi bir yerine kliklediğim zaman ee, program otomatik olarak metnin başladığı... ...daha doğrusu paragrafın başladığı yerden bittiği yere kadar bu alana uygulayacaktır. Yani üstte ya da alta taşmayacaktır. Hemen metnin üzerine bastığım zaman görüldüğü gibi demin yapmış olduğum bütün düzenlemeler... ...aynen ee, burada ee, gelişti ilk satır 5 milim içeride yazı karakterim Ariel Nero ve 9 punto küçüldü diğerlerinin oranına. Ve yazı rengim görüldüğü gibi yüzde %80 gri ile oluşmuş oldu. Şimdi ben herhangi bir şekilde bunu artık herhangi bir tekste, herhangi bir bölgeye uyguladığına aynısı olacaktır. Denemek için örneğin muzun olduğu yere bunu koyup metine bastığınız zaman digadildi gibi bu iki, bu paragraf iki satırdan oluştuğu için buraya kadar etki etti. Buraya basıp bunu oluşturduğum zaman da kalanını e, etkiledi. Bunu da bu şekilde oluşturmak mümkün. Şimdi dokümanın üst tarafında meyvelerin isimlerinden oluşan bir liste bulun, bulunmakta. Bu listeyi vurgulamak için e, başlarına maddi emi yani bulut eklemek istiyorum. Ve karakterlerinde de bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Bunun için de yeniden bir karakter oluşturacağım. Ve bu oluşturduğum karakterde de e, doğal olarak bazı e, font daha doğrusu yazı karakteri ve e, renk değişikliği yapabilirim. Yine onun için bir paragraf stili oluşturuyorum ve buradan New diyorum ve buraya Madde yazarak kolay hatırlayabilmem için e, isimlendiriyorum. Şimdi basit karakter formatlarından bu sefer Arial Bold olmasını istiyorum ve yazının da çok büyük olmamasını istiyorum. Bunu on yapıyorum ve burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Ama bir diğer konuya geçmeden önce şurada uyarmak istediğim bir nokta var. Dikkat edilirse burada based on denilen bir kesim var ve burada no paragraph stili diye bir şey var. Bunun altına bakalım. Daha önce burada oluşturduğumuz diğer stiller söz konusu. Eğer ben benzer bir stilin üzerinden bunu oluşturmak isteseydim buradan o istediğim stili seçip ve yaptığım değişiklikleri o stilin özelliklerinin üzerinden de yapabilirdim. Ama şimdi buna özel bir stil oluşmasını istediğim için Şuranın no olmasına dikkat ediyorum. Şimdi bir de karakterimizin rengine bakalım. Örneğin burada karakter rengimizi yeşil olarak seçebiliriz ve tintini de kaldırıyorum yüzde yüz diyorum. Ee, asıl bulutların oluşması için bulut, yani numbering kısmından e, koymak istediğim bulutlara bakıyorum ve listeden şu anda herhangi bir şey görünmediği için bulutu seçiyorum ve burada daha önceden burada oluşan ...konulmuş bazı stiller var. Ben buradan örneğin daire şeklinde olanı... ...ya da kare şeklinde olanı seçebilirim. Ve... E, uygulayabilirim. Eğer buradaki listede... ...benim istediğim herhangi bir... E, ...sembol yoksa tek yapmam gereken... ...add deyip... E, ...gelen listeden... E, ...liste karakterini belirledikten sonra... ...istediğim herhangi bir karakterin... E, sembollerini belirledikten sonra tek yapmam gereken eklemek ama şu anda eklemiyorum, bunu diyorum. Eğer herhangi birisini silmek istiyorsam yine yapmam gereken delete'e basıp yok etmek. Şimdi e, başına gelecek madde imlerinin yani bulutların e, pozisyonuna bakalım. Burada left diyor otomatik olarak. Ben de zaten sola bloklu olmasını istiyorum. Herhangi bir şekilde içeriye kayma yani paragraf başı gibi içeriye kayma isteyip istemediğimi buraya bakıyorum. E, first line indent bunu sıfır yapıyorum, e, dolayısıyla herhangi bir şekilde benim bulutlarımın başında, daha doğrusu maddeyimlerin başında herhangi bir boşluk olmayacaktır ve hepsi e, sola gelecektir. Top pozisyonda e, buluttan sonra e, yazılarla, daha doğrusu yazının bulutlarla olan mesafesini gösteren kızım 12.7 milimetre şeklinde. Ee, başka yukarıdan atladığım bir şey var mı ya da değiştirmek istediğim bir şey var mı onları tek tek kontrol ettikten sonra herhangi bir hata yapmamak için son bir kontrol ettikten sonra ha e, renk e, verebiliriz buna istediğim bütün değişiklikleri yaptıktan sonra yapmam gereken okey diyerek kapatmak şimdi gördüğüm gör, görüldüğü gibi paragraf stili listemde madde ile ilgili e, stilde oluşmuş durumda. Tek yapmam gereken e, e, yazının üzerine gelip, örneğin elmanın üzerine gelip madde opsiyonunu kliklemek. E, görüldüğü gibi sadece ilk e, maddeyi üzerinde değişiklik yaptık. Bunun sebebi ise buradaki her bir kelime yazıldıktan sonra her kelimeden sonra Enter'a basılarak alta atıldığı için bunlar da tek tek, tek başına bir satır oluştuğu için burayı etkiledi. İstersen bunları tek tek uygulayabilirim. Pardon maddeye basacaktım. İstersen de seçip uygulayabilirim. Şu anda görüldüğü gibi yapmış olduğum stil buraya uygulandı. Eğer burada herhangi bir değişiklik yapmak istersem örneğin şu anda madde imleriyle yani bulutlarla kelimeler arasındaki boşluklar oldukça fazla. Bunları düzeltmek için yapmam gereken ee, tekrar madde iminin üzerine çift klikleyerek diyerek ee, düzenlemeler yapmak. Şimdi yap Şimdi yapmak istediğim değişiklikleri uygulamak için e, madde isminin olduğu parafisindeki kısmın üzerine iki yere tıklayarak e, stilinin yani maddeye ait paraf stilinin tamamını açıyorum ve opsiyonları önümde. E, görüldüğü gibi e, bulutlarla madde imleriyle elman arasındaki mesafeler oldukça fazla. Şimdi bunları değiştirmek istiyorum. Bir de renk çok açık gelmiş olabilir. Belki buna bir renk değişikliği yapabiliriz. O yüzden yapma gereken, yapmam gereken bulut sen numbering opsiyonlarından, e, özellikle şu boşluğu ayarlayabilmek için tab pozisyonu. Daha önce de e, söylendiği gibi tab e, nokta ile, daha doğrusu bulutla harfler arasındaki boşluğu bize gösteriyordu. E, şu anda yaptığım değişiklikleri geri dönüp tekrar açmak zahmetine katlanmamak için sol alt köşede bulunan preview düğmesini açarsam benim yap, burada yapacağım bütün değişiklikler otomatik olarak orada yansıyacaktır. Örneğin deneyelim. Mesela top pozisyonunu okları kullanarak, daha doğrusu küçük okları kullanarak değiştirelim. E, görüldüğü gibi ben aradaki alanı milimetrik olarak kıstığım zaman tap pozisyonu oluşmaktadır. Aslında buradaki 5 milimetre e, bir yanlış anlaşılmaya e, sebep olmamak için noktayla, daha doğrusu bulutla elma arasında değil baştaki kısımla e, elma arasındaki boşluğu göstermektedir. Bu değişikliği yaptıktan sonra bunu kare değil de e, mesela daire olarak e, değiştirebilirim. E, ayrıca karakter, renk üzerinde belki bir değişiklik yapabilirim. Örneğin siyah ve tintini örneğin yüzde %70 ya da %80 yapabilirim. Ve yaptığım değişiklikleri görüldüğü gibi preview sayesinde canlı olarak görme şansım var. İşim bittikten sonra tekrar okey diyerek stilimin ...oluşmasını sağlar. Karakter ve... ...paragraf stillerini oluşturduktan sonra... E, ...ben burada... ...bazı değişiklikler yaptım. E, özellikle gözüme hoş gelmeyen bazı... ...küçük detayları değiştirdim. Yazı karakteri, başlıkları, renkleri ve... ...başına da başlık ekleyerek... ...dokümanımı scroll ederek... ...bu alan içinde değerlendirmeye çalıştım. E, uygulamalarda... Karakter ve para stillerinin bize sağladığı en büyük fayda ise sadece stiller üzerindeki yapacağımız değişiklikler ister buradaki gibi bir sayfa ister yüz sayfa fark etmez her türlü e, alanda otomatik olarak değişmesi ve kontrollü bir şekilde düzenlenmesidir.